Selam arkadaşlar. Bugün çekmekte gerçekten ciddi anlamda berbat olduğum bir video konseptiyle karşınızdayım. Benimle hazırlanım videosu çekeceğiz. Sohbet edeceğiz. Hem hazırlanacağız hem de konuşacağız. Muhtemelen ne alaka diyebileceğiniz bir video olacak. Çünkü aklıma gerçekten ciddi anlamda ne gelirse konuşmayı düşünüyorum. Geçenlerde bir takipçim yazdı. Dedi ki sanki sen konuşurken yabancı dil konuşuyormuşsun gibi hissediyorum. Bazen konuştuklarını anlayamıyorum ve bana samimi gelmiyorsun dedi. Yani seninle yakın hissedemiyorum, bir bağ kuramıyorum istesem de dedi. Bu bana samimiyetimi sorgulattı ister istemez. Çünkü dedim acaba böyle derin spiritüel şeylerden bahsedeceğim, bildiklerimi, deneyimlerimi size aktaracağım diye çok mu durumu komplikeleştiriyorum? Yani çok mu şöyle yapın, böyle yapın diyorum. Belki emrivaki geliyor insanlar, o yüzden hoşlarına gitmiyor. Bilmiyorum. O yüzden dedim bugün birazcık doğaçlama olsun. Günlük bir video çekeyim, sohbet edelim. Çünkü plan yapmaktan o kadar sıkıldım ki yani her şeyi en ince detayına kadar düşünmekten, ne hakkında konuşacağıma, kaç dakika olacağına, nerede çekeceğime, ne zaman yükleyeceğime, işte nasıl editleyeceğime vesaire. Bu videoyu olduğu gibi salacağım. Birlikte hazırlanacağız. Siz de belki bir 10-15 dakikalığına bir arkadaşınızla sohbet ediyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. FaceTime yapıyoruz. To be honest, makyaj yapmaktan çok anlamam. Ama yine de kendimi idame ettirebilecek kadar becerdiğimi düşünüyorum. Doğru makyaj sırası nasıl onu da bilmiyorum ama ben her zaman önce şeyi sürüyorum. Concealer'ı sürüyorum. Çok hafif şöyle şuralara. Çok hafif dilime bakın. Şuraya. Bunun biraz yedirilmesini bekliyorum. O sırada da kaşlarımı yapacağım. Bilmiyorum kimin umurunda olur ama Flörmer'ın bu kaş şeyini kullanıyorum. Kaş şeyi. Bunun bir adı yok çünkü. Bunun adı kaş şeyi. Benim kaşımın birazcık seyrek olduğu yerler var. Mesela şuralarda. Ne yaparsam çok çıkmıyor. Ücretsiz böyle yapmacık duran şeylerden o kadar nefret ediyorum ki. O yüzden abartmıyorum. Ve aynam da yok. Kameraya karşı yapıyorum. Ne kadar büyük bir sorun, Allah başka dert vermesin gerçekten. Ve popüler olmayan bir fikir. Kaş fırçanıza, çünkü ben duymadım ya popüler değil demektir. Kaş fırçanıza birazcık vazelin sürerseniz. Kaşınıza bence çok güzel duruyor. Kaş sabunu gibi. Şimdi birazcık bana en çok sorduğunuz sorulardan ilerlemek istiyorum. En çok ne hakkında yardım istiyorsunuz? Tabii ki insanların başının belası ilişkiler ya da erkekler. İşte birini nasıl peşinden koşturabilirim, bana nasıl takıntılı olmasını sağlayabilirim, işte onu kendime nasıl bağlayabilirim vesaire. Please stop. Artık lütfen kaçan kovalanır muhabbetini yapmayalım ya. 2011'de değiliz. Lütfen böyle sanki başka çareniz, başka şansınız yokmuş gibi sevdiğim kişinin benim peşimden koşmasını nasıl sağlayabilirim diye sormayın. Birincisi bunu sağlayacak kişi sen değilsin. Bu zaten olacak, olması gereken bir şey. Çünkü bu taktik meselesi, işte ritüel muhabbetleri vesaire. Aşk gibi, sevgi gibi böyle güzel şeylere, güzel duygulara çok dünyevilik katıyor, çok sahtelik katıyor. Bir süre sonra gerçekten sahte davrandığınızı, yapmacık davrandığınızı fark ediyorsunuz. Denemedin mi? Ben de denedim. Eğer gece gündüz kara kara, ya ben çocukken nasıl takıntılı hale getiririm diyorsanız, bu saf sevgi değildir. Sizinki de bir takıntıdır. TikTok'taki feminen enerji koçlarını dinleyip onların verdiği yöntemleri uyguluyorsanız, uygulamaya çalışıyorsanız sizinki de bir sakıntıdır. Bunu sakın unutmayın. Bir insanın seni yürüdüğün yere öpmesini istemek, sana tapmasını istemek. Bunlar takıntıdır. Üzgünüm. Ha çok güzel seven, çok güzel sevilen insanlar yok mu? Tabii ki var. Ama onlarınki nasıl biliyor musunuz? Eforsuz, doğal, kendiliğinden gelişmiş şeyler. Bir kurgu yazmıyorlar. Önceden düşünmüyorlar. Ne yapabilirim? Bu çocuğu nasıl kendime aşık edebilirim diye düşünmüyorlar. Size düşünmeyi bırakın. Çok açık oldu, birazcık da pudrayla sabitleyeceğim. Yani işte şunu yaparsanız size çok takıntılı olacak, bunu yaparsanız unutamayacak. Hayır abi, unutabilir, sıkıntı yok. Pek tabii unutabilir. Bir insan bana heyecanını veremiyorsa, bir insan bana zamanını veremiyorsa buyursun unutsun. Ya benim için yok gibi bir şey zaten. Hani ve sırf bu yüzden, bakın sırf bu yüzden diyorum. Hoşlandığı çocuk sırf ona yazsın diye gidip meditasyona başlayanlar var. Spiritüellikle tanışmak isteyenler var. Bu çok güzel bir şey. Spiritüellikle daha derin bir bağ kurmak istemen. Ama bunun başka bir insana bağlı olması ne kadar sürdürülebilir? Biliyorum yani ritüel arıyorsun. Telepatik bağ kurmak istiyorsun. Telepatik bağ kurmak o kadar kolay bir şey değil. Bir insana mesaj göndermek o kadar kolay bir şey değil. Önce içindekileri halletmen gerekiyor. Meditasyon öyle bir şey ki arkadaşlar. Bir üst bilince ulaşmak. Bir ufkunun genişlemesi. Ruhunun dolması. Farkındalıkla hareket etmek. Kendini fark etmek, içine dönmek. Kalbini hissetmek, bütün bedenini hissetmek. 25 yaşında hala hayatı nasıl idame ettireceğini bilmeyen, oyun bağımlısı, küfür bağımlısı bir erkeğin hikayeni beğenmesi değil. Bu arada hikayeni beğenmesi, gönderini beğenmesi, seni takip etmesi, mesaj atması bunlar bir adım değil. Bunlar
minimum şeyler, minimumun da altı, hani eksilerde. Demek ki onu iletişim kurmaya itecek bir etken yok, bir güç yok ki böyle hayalet gibi hikayeni beğenip gidiyor, kaçıyor. Arada mesaj atıyor, cevap veriyor hikayene, geri gidiyor. Bunlar bir adım değildir, bunlar bir adanmışlık değildir. Bunlar böyle çok büyükmüş, çok abartılı şeylermiş gibi bir anlayış atfetmeyi bırakın. Bırakmanız gerekiyor. Bunu da yeni aldım bu arada. Golden Rose'un highlighter. Ama ben cildimin her yerini sürüyorum. Çünkü çok parlak ve bende sağlıklı gösteriyor. Her neyse arkadaşlar, ancak şu anda ancak 12-13 yaşlarındaki bir genç kız hoşlandığı çocuk ona mesaj attı diye sevinir, havalar uçar. Sen bir yetişkinsin. Artık standartlarının yüksek olmasının gerektiğini farkına var. Ay, bu nasıl bir cümle? Standartlarını yükselt. Bana seçici olduğum için çok güzel insanlar var. Tabii ki seçici olacağım. Tabii ki seçeceğim. Ben hayatıma aldığım insanlara karşı, yakın çevreme karşı, inner circle'ıma karşı nasıl davranıyorum biliyor musunuz? Sanki yüksek güvenlik sistemi olan bir şeymiş gibi davranıyorum. Öyle gelip kolayca benim yakınım olamazsın. Bu arada bu şey demek değil yani. Kimseye güvenme, kimseden bir beklentin olmasın, umutlanma demek değil. Bir insan umut olmadan ölür. Bir insan birine güvenmeden gerçekten yıpranır. Gide herkese konuş, herkese soru sor. Hatta mümkün olduğunca çevre edinmeye çalış. Ama gerçek seni görebilecek insanlar, seni çıplak olduğun haline görebilecek insanlar bu konuda seçici olmalısın. Şundan eminim ki size kimseye güvenmeyin. İnsanları bin tane teste sokun. Kimseyle birlikte olmayın diyen insanlar kendi hayatlarında gerçekten çok ama çok mutsuzlar. Kendilerine etkileri yetmiyormuş gibi bir de çevrelerindekine hayatı zindan ediyorlar. Yani gerek yok böyle şeylere. Deneyebilirsin güvenmeyi, birlikte olmayı, sevmeyi. Olmazsa olmaz bırakırsın. Bir amacına hizmet etmiyorsa, seni doyurmuyorsa, seni beslemiyorsa bırakabilirsin. O yüzden diyorum detachment, yani kopukluk dediğimiz şeyin master'ını yapman lazım. Hiçbir şeye bağımlı olmaman lazım. Bir olaydan çıkabilecek olası sonuçları, seni mutlu edecek mi, etmeyecek mi? Bu gibi ihtimalleri düşünmeyi bırakman gerekiyor. Bu kopukluk konusunda konuştuğum bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Koyarım buraya. Şimdi birazcık bronzer süreceğim. Revolution'un paleti bu arada. Influencer'ım diye de ben gerçekten. Şey okumuştum. Yuvarlak suratlı insanlar vertical yani dikey dediğimiz bir kontür sistemi yapıyor. İnanılmaz ince gösteriyor. Onu deneyeceğiz şimdi. Benim maalesef kontür stickim olmadığı için kaşıma sürdüğüm şeyi kullanacağım. Böyle ince ince çizgi atıyoruz şuralara. Şöyle. Sonra böyle herhangi bir fırçayla dağıtabilirsiniz. TikTok'ta görmüştüm bunu da. Arkadaşlar gerçekten aynı anda makyaj yapıp da aynı anda konuşmak çok zormuş. Neyse olduğu kadar. Şimdi birazcık highlighter süreceğim. Aslında highlighter değil de işte onun biraz daha açık tonunu şuralara parlaması için. Dediğim gibi şartlara, insanın ruh haline, duygu durum değişimine bağımlı kalmayın. O insan bir gün hayatınızdan çıktığında siz var olamazsınız demek bu. Bu kendinize yaptığınız çok büyük bir haksızlık. Dişil enerjinizi koruyun, ona sahip çıkın. Onu unutmayın, bir köşede bırakmayın. Lütfen sosyal medyada dişi olmak hiçbir şey yapmamak demektir. Oturmak demektir, beklemek demektir diyenlere aldırmayın. Şu anda bir kitap okuyorum arkadaşlar. TikTok'ta da paylaştım, Instagram'da da paylaştım. Gerçek kadınlığı, gerçek feminenliği ve kutsallığı görmek istiyorsanız lütfen şu kitabı okuyun bir saniye. Kurtlarla Konuşan Kadınlar. Sanırım internette PDF'i vardı. Bulursam eklerim bu videonun altına. İngilizcesini buldum ama Türkçesine de bakarım. Bu kitap öyle bir kitap ki insanlık tarihi boyunca bastırıldığımız, işte örselenip bir o tarafa, bir bu tarafa, resmen yerden yerlere atıldığımız, incinmiş, küsmüş kadınlığımızı tekrar dışarı çıkarmamızı sağlıyor. Bizi bunu teşvik ediyor. Bu kitabın yazarı aynı zamanda bir psikolog. O yüzden psikanaliz incelemelerine de yer veriyor. Hem sosyal hem ekonomik açıdan. Yani alışageldiğimiz o zırvalıklardan çok uzakta bir kitap. Çok donanıma sahip, çok bilgiye sahip bir kitap. Öyküler üzerinden gidiyor. Kurtlar ve kadınlar arasında bir ilişki kuruyor. Aslında kurtlardan çok da farklı olmadığımızı anlatıyor. Bir zamanlar bir kadın vardı arkadaşlar. Vahşice, yürüyen, koşan, bağıran, uluyan. Bacakların arasında bir dünya taşıyan, kutsallığının farkında olan, sezgileriyle hareket eden. İşte bizim özümüz bu. Biz bununla doğduk. Bu anı devam ettirmemiz gerekiyor. Ve bu anları yaşayamadığımızda gerçekten, gerçekten ölüyoruz. Neden mutsuzuz? Neden ilişkilerimizde mutlu olamıyoruz? Neden çok çabalıyoruz bir şeyler için? Çünkü bu bilge kadını,
Her şeyi bilen kadını unuttuk. Bazı kadınlar için vahşi olan, onlara bu tadı veren nedir biliyor musunuz? Doğum yapmaları. Gebelik esnasında ya da doğururken. Bazıları için seks yaparken. Güzel yemek, güzel beslenmek. Bazıları için çocuklarını emzirirken aldıkları o tat, o içgüdü. Sevmeleri, sevilmeleri. Bir kadını büyüten, bir kadını o eski zamanlara götüren, içindeki bilge kadına götüren şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Aşk. Ve aşkın bir sürü formu olabilir. Yalnızca ikili ilişkilerinizde değil, annenize duyduğunuz aşk, çocuğunuza duyduğunuz aşk, çiçeklere, böceklere duyduğunuz aşk, yaşamaya duyduğunuz aşk, libido. Libido yalnızca cinsel anlamdaki isteğinizi simgelemez. Aynı zamanda yaşam enerjinizdir ve sakral çakranıza doğrudan ilişkilidir. Kadınlarda sakral çakra çok önemli. Sakral çakranıza iyi davranın. Belki çok çalışıyor olabilir, belki hiç çalışmıyor olabilir. Bunları dengelemenin yollarını arayın. TikTok'ta video yapmıştım bunun hakkında. Turunçgiller yiyebilirsiniz hani başlangıç olarak. Turuncu rengini hayatınıza sokun. Bana kalırsa kaplan gözü kristali çok çok işe yarıyor. Meryem Ana kolyesi alabilirsiniz. Onu taşıyabilirsiniz sürekli ki sizlere. Bunun dışında portakal, işte mandalina, elma, tarçın. Yemeklerinize tarçın koyun. Size birkaç tane meditasyon da koyacağım. Belki yaparım. Bütün çakralarla tek tek. Yani ayrı ayrı her birine özel. Belki çekerim. Söz vermiyorum. Çünkü ne zaman söz versem bir şey çıkıyor. Ama dediğim gibi bunlar önemli. Hem sizin kadınlığınız olan ilişkinizi düzenler. Hem de cinsel anlamda ilişkinizi çok çok geliştirir. Eğer bu anlamda travmalarınız varsa, tabularınız varsa, sizi gerçekten bundan geri geri çeken şeyler varsa çok iyi anlıyorum. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Sonsuza kadar bunları bünyemize taşıyamayız. Fiziksel olarak, bunun hakkında bir podcast bölümü yapmayı düşünüyorum bu arada. Fiziksel olarak travmalarınızı, özellikle bir kadın olarak nasıl salabilirsiniz biliyor musunuz? Bacaklarınızı sallayarak uzanıyorsunuz. Yatağa sırt üstü yatın. Bacaklarınızı kırın ve sallamaya başlayın. Çok saçma gelecek. Çok saçma hissedeceksiniz. Ama özellikle kadınlarda yaşadığımız şeylerin verdiği kötü enerji, işte o travmalar hepsi nerede de bulunuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kasıklarımızda, bacaklarımızda, iç kısımlarında. Onu def etmenin belki de en kolay yolu bacaklarınızı sallamak. Böyle onları atmak olur. Hani becerememeniz, dans konusunda iyi olmamanız sıkıntı değil. Dans edin. Sürekli dans edin. Şarkı için kendi kendinize dans edin. Bunu videoya alın. Ya da işte TikTok'ta soundlarla video çekin. Özgüveninizi gerçekten artıran şeylerden bir tanesi. Aynaya bakın, kendinize iltifat edin. Sizin göremediğiniz birçok şeyi insanlar size görüyor. Lütfen kendine haksızlık etmekten vazgeç. Güzel olduğunun farkına var. Her halinle seni beğenen insanların olduğunun farkına var. Bunun temelinde şey yatıyor. Hani inanamıyorsunuz. Gerçekten ben sevilebilecek biri miyim? Ama evet, öyle. Sevilebilecek birisin. Tapılabilecek birisin. Bazen böyle hissedebilirsin. Kendinden nefret ettiğini düşünebilirsin. Bu çok normal. Bu senin gayet fonksiyonları yerinde çalışan bir insan olduğunu gösterir. Sen insansın. Ve bundan fazlası olmana gerek yok. Sen bir insansın. Sen de, çevrendekiler de öyle. Sen de bu hayatı ilk kez deneyimlemeye geldin. Annen de, baban da. Ona göre davran. Her şey geçecek. Her şey. Neleri atlatmadık ki? Neler geçmedi ki? Evet yani çok fena olmadı. Üstümü değiştireyim. En kısa zamanda tekrar görüşeceğiz. Sizleri seviyorum ve öpüyorum.